Tokalioğlu var. Doğru mu telaffuz ettim? Araştırmacı, gazeteci olarak yansıtıldınız bana. Evet, doğru. Buyurun, sizin gündeminizde ne var? Öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. İyi programlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Yalnız stüdyodaki tüm yorumcu arkadaşlarımdan 3-4 dakika olsun sözümün kesilmemesini çok rica ediyorum. Konuşmalarım bitirdikten sonra da isteyenin sorusuna da cevap vereceğim, şimdiden söylüyorum. Buyurun. Şimdilikle öncelikle biz Trabzonspor taraftarlarının bir sesi olarak burada konuşuyorum. Öncelikle adalet diyoruz. Daha sonra kupa peşine düştük. Yani bizim için insanlar kupa 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 diyor ama bizim için öncelikle adalet. O yüzden çok kısa bir özet geçeceğim. Vaktinizi de fazla almadan. Şimdi 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'un tescili teminat altındadır diyorum ben. Bunun sağlanmasını şöyle söylüyorum. Şimdi Trabzonspor o dönemde lig ikincisi statüsünden Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Benfica ile oynadı. Maçı 2-0'da birbirlik sonuçlarla elendi. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar dönemindeki TFF'nin biliyorsunuz şu dosyasıyla ilgili konuşmalar ve incelemeler varken biz UEFA Kupası'na katılmak zorunda kaldık ve ne yaptık? İkinci statüsünden giderek Athletic Bilbao ile 0-0 İspanya'da beraber kaldık. İkinci maçı yapmaya bir gün kala Mehmet Ali Aydınlar yönetimindeki federasyon Fenerbahçe'yi göndermeyeceğini UEFA'ya resmi olarak bildirdi. Bu kamuoyundan gizlendi. Akabinde UEFA ne yaptı? Trabzonspor'u direkt Şampiyonlar Ligi grubuna aldı. Bu bir tescildir. Bakın bu bir tescildir. UEFA kuralları ve kanunları net olan bir kurumdur. Ve biliyorsunuz ki Avrupa'daki tüm ülkelerde UEFA'ya bağlıdır. Sonuç itibariyle bu birinci bir tescildir. Her şeyden önemlisi. Ama sürecin son aşamasındadır. İkinci aşamada 16. ACM'nin vermiş olduğu karar vardır. Suçluların ve suçluların belirlendiği. UEFA Disiplin Kurulu 25 Haziran 2013'te Sayın Baransu'nun dediği gibi doğru bir tespittir. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın yalan beyan ve tedbiren Avrupa'dan men edilmiştir. Dosya kapatılmamıştır. UEFA temiz ve sakin bu kararı onamıştır. Akabinde KAS davasıyla 28 Ağustos 2013'te de bu dosyalar tamamen netleşmiştir. Arkasından da Yargıtay kararı çıkmıştır 17 Ocak 2014. Burada da yine Trabzonspor'un beraati ve diğer suç takımları suçları sabit görülmüştür. Şimdi şunu söylüyorum öncelikle. Bir, Fenerbahçe'nin adil yargılanmadığı tek grup Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onun dışında hiçbir yerde adil yargılanmadık diyemezler. Burada bir dipnot çekeceğim. Bakın bu açıklamayı da ilk defa sizin televizyonlarınızdan söyleyeceğim. Buraya döneceğim. Akabinde şunu söylüyorum. Şimdi Trabzonspor yönetimi şike sürecinde 16. ACM'nin dışında sınıfta kaldı. Sınıfta kaldık. Açık ve net söylüyorum. Onun dışında da Fenerbahçe her kulvarda kanun hukuklarının yollarını ararken ve görsel ve yazılı medyada da tüm gücünü kullanmıştır. Bakın burada bizim onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz objektif bir program ve televizyonculuk yayını göstererek orada Fenerbahçe'ye yorumcular da oluyor. Ve konuşuyorlar ve söz hakkı sahipleri var. Ama biz diğer uluslararası kanalların hiçbirinde maalesef biz programın bir saatinin 10 dakikasını bile elde edemiyoruz. Bu da bir dezavantajdır. Şimdi toparlayacağım ve çok net bilgiler vereceğim size. Trabzonspor avukatlarımız UEFA ve FIFA'ya vermiş olduğu basına tam metni yansımayan Baransu'nun dediği gibi ihtarnamesi nokta atışıdır. Bakın nokta atışıdır. Teminat altına almıştır. Bu süreci ve inisiyatifini artık eline geçirmiştir. Sadece Trabzonspor şu anda izliyor. Süreçte ne kadar bu zamana kadar sulandırılma olursa olsun 96 haftadır yurt içi ve yurt dışında temiz futbol eylemi yapan arkadaşlarımız ve dostlarımız var. Bunlar bu süreci hep sıcak tuttu. Yine gurbetçi gençler taraftar grubumuz yürüyüşlerle sıcak tuttu. Mail, fax, kargo şeklinde Bordum Abilet grubu aynı şekilde. Ve ismini belki kamuoyuna tam olarak verilmeyen ama ilanlar yoluyla temiz futbol platformcu arkadaşlarımız dile getirdi.
Biz taraftar gücüyle bugünlere kadar getirdik bu süreci. Bundan sonraki kararlarımız da sonuna kadar devam edecek. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bu arada bir de çok kısa bir notu şöyle vermek istiyorum. Fenerbahçe'nin masum Trabzonspor'un da suça çekilmeye çalışılması, bu süreçteki polislerin, savcıların, hakimlerimizin, 16. Hakemenin, Yargıtay'ın, UEFA Disiplin Kurulu'ndaki çok değerli insanlara karşı ve KAS üyelerine karşı inanın bir hakarettir. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Bu arada biliyorsunuz KAS kararı yaklaşık 6 aydır bekleniyor. Niye beklendi? İşte Yargıtay kararları gelmesin dendi. Gelildi. Ve kişiler hakkındaki cezaların açıklanma zamanı geldi. Şimdi burada yine Baransu'nun güzel bir tespit var. Doğru bir tespittir. Kişilerin cezaları açıklandığında kişiler defa ayrılacak orada. Dediği gibi yönetici olanlar, yönetici olmayanlar, imza eksi olanlar, olmayanlar. Şimdi düşünün ki o dosyadaki bir kulüp yöneticisi ceza aldığında kulübünü bağlayacak. Bunu bağlamayacak bir kişinin mümkün değil. O yüzden kişilerle ilgili ceza açıklandıktan sonra süreç biraz daha hızla sona doğru gitmeye başlayacak. Çok fazla süresi yok bu işin. Yani belki en fazla uzatsalar 2 ay ya da 3 ay uzatabilirler. Ama benim tahminim çok daha önceden biteceğini söylüyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Trabzonspor kulübü avukatlarımın tahkimi bozar. Bakın net söylüyorum. Bu tahkimi bozar. Tahkimi bozduğu gibi yeni disiplin yargılamasını başlatacak yeterliliğe sahiptir. Bunu nasıl sağlayabilir? Yeni bir delil. Yeni bir delil nerede var? Çok var. Trabzonspor'da yeni delil çok var. Şimdi Fenerbahçe taraftarlar veya onları savunan insanlar işte Trabzonspor'u bazı konularda iklim altına sokmaya çalışıyorlar. Diyoruz ki siz kaç tane mahkeme geçirdiniz? 16 yıldızı Yargıtay olsun, UEFA'da olsun, her yerde savunma verdiniz. Niye Trabzonspor hakkında varsa bir buyurun çıkarın. Aynen çıkarın diyoruz. Somut, delil çıkarsınlar. O yüzden bakın UEFA yapacağı her işlemi çok iyi yapar. Adımlarını da çok iyi atar. Attığı bu adımların hiçbir zaman günlük kararlar vermez. Hadi artık toparlayın. Bakın TVM'de burada yorumcular sizin kadar konuşmadı. Buyurun. Yani bir de ayrıca yani Müşah Bey. Ersin Bey. Yani çok affedersin. Özür dilerim de kardeşim. Biz şike konuşmak istemiyoruz. Yani Müşah Bey tamam. Trabzonspor'da bak bir sürü değişiklikler var. Müşah Bey sonuna geldi yani. Beyefendi. Lütfen bitirsin. Ondan sonra kapatıyoruz zaten. Şike, buyurun Ersin Bey. Buyurun. Bıktı millet yani. Buyurun. Ersin Bey buyurun. Şimdi bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Abdullah Aybaba derler ki Aziz Yıldırım içeri girmeyecek. Şimdi bu içeri girmeyecek derken alo. Dinliyorum sizi buyurun. Aslan Aybaba içeri girmeyecek derken bu konuşması tamamen yani bir hayal mahsulü. Neden hayal mahsulü? İnsanlar 16. Ağırlıklı Mahkemesi kararları öncesinde aklanır dedi. Yargıtay'da da aklanır, bozulur dendi. Bu bozulmaz dendi. Herkes kulisler yaptı. Mahsul sonrasında kalır dedi. Bunu Türk yargısına insanlar defa güversin. Aziz Yıldırım'ın içeriye girmeme şansı yok. Peki. Tek şansı olabilir. Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir delil sunabilirlerse, bakın onu Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir delil de sunamazlar. Çünkü Yargıtay kararında herhangi bir yeni bir delil sunacaklara dair bir tespitleri ve imzaları bunu geçelim. Şimdi bir dakika daha konuşursunuz ondan sonra kapatacağım. 10 dakika oldu çünkü. Buyurun. Evet, tamam teşekkür ediyorum. Şimdi güzel. Bakın ben Mehmet Baransu süreci son derece takip eden bir insandır. Oğuz Atalay bugün etik kurulu başkanıdır. Halit Fahri Gültekin de profesyonel disiplin kurulu başkanıdır. Şimdi şu soruyu net soruyorum. 16. Hakem ve UEFA Disiplin Kurulu'ndaki tespit edilen, sorgulanan maç sayısı kaç tanedir? Profesyonel Disiplin Kurulu'nun önüne gelen dosyadaki maç sayısı kaç tanedir? Azaltılmıştır. Bakın bu bir baş başına bir delil. Nereye çalışıyoruz? Bugün Halit Gültekin, Federasyon Başkanı ile ben birebir görüştüm. 1 saat 25 dakikalık görüşme yaptım. Bana elindeki bütün mevcut olan dosyaların 6222'ye ve UEFA numaralarına göre şike olduğunu kendisi bizzat söylemiştir. Ama kendi disiplin talimatlarında
bunun olmadığını söylemiştir. Nedir olmayan? %100 dilim istiyor. Sabit. Mesela bakın, ben orada şimdi Büşra abiyi tanıyorum. Uzun zamandır tanıyorum. Büşra abiyle ben Aslanay Baba'nın elin önündeki kalemi çalmayı planlıyorum. Ve geliyorum, onu oradan çalıyorum. Ve bu çaldığım kalemi de daha sonra dışarıda kırıp parçalıyorum. Yani kamera kayıtlarında görüyorsunuz kalemi aldığımı. Büşra abi de alacağımı biliyor telefon kayıtlarda. Bu tapide de var. Federasyon diyor ki kalem ortada yok. Anlatabildim mi? Anlattınız. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun.